Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. İkinci çembersel hareket videosuyla devam ediyoruz. Ekranda anlatacağım bu videoda bugünkü dersimizin konusu çembersel hareketin yatay ve düşey düzlemlerdeki uygulamaları içerisinde yatay düzlemde çembersel hareket. Yatay düzlemdeki çembersel hareket ve yatay virajı ayrıntılarına kadar beraber birlikte inceleyelim. Hadi başlayalım. Son dersimizde sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz çembersel hareket ya da daha doğrusu düzgün çembersel hareket yapan bir cisim için yarıçap vektörü ne demek, bunun açısal hızı ne anlama geliyor, çizgisel hız, merkezcil ivme, merkezcil kuvvet ne anlama geliyor, neden ortalama ivme nasıl hesaplanır da merkezcil ivmeyi konuşmamız gerekiyor burada. Daha mantıklı olması için merkezcil kuvvet nasıl hesaplanıyor gibi bölümleri incelemiştik. Şimdi çembersel hareketin uygulamalarını yani tek tek işte yatay düzlemdeyken nasıl işlem yapacağımızı öğreneceğimiz bölüme geldi. Hadi başlayalım şöyle. Şimdi yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken bakın ben hep şunu söylüyorum. Çembersel harekette başarıya ulaşmak istiyorsanız bir, cismin serbest cisim diyagramını çizin. İki, cisim üzerine uygulanan tüm kuvvetleri gösterin. Üç, cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesini bulun. Ve bu bileşke eşittir merkezcil kuvvet diye yazın. Muhtemelen bahsedilen soruların çok çok büyük bir bölümü, %80, %90'ını belki daha fazlasını çözmüş olacaksınız. Şimdi ben de dolayısıyla bu konuyu anlatılırken sürekli ve sürekli bunu yapacağım size. Yani düzgün çembersel hareket yapan bir cisim verildiğinde bu cismin serbest cisim diyagramını çizerek başlayacağım. Bakın burada elimizde bir cisim var. Şu cismin düzgün çembersel hareket yaptığını varsayarak efendime söyleyeyim bir serbest cisim diyagramı çizelim. Bu cisme bakarsanız bakın aşağıya doğru bir Mg kuvveti var. Yukarı doğru yerin uyguladığı bir normal kuvvet var ve bu cisim dönerken ip gerilmesinin uyguladığı bir T ip gerilmesi var. Cisim tam şuradayken efendime söyleyeyim serbest cisim diyagramını çiziyorum ve aynı zamanda bakın ne için çiziyorum? Sürtünme kat sayısı sıfır için. Yani sanki sürtünme hiç sistemde yokmuş gibi çiziyorum bu ifade ettiklerimi. Peki bir düzgün çembersel hareket yapan bir cisim için merkezcil kuvvet zaten o cisme uygulanan net kuvvet değil miydi? Evet. O zaman burada net kuvvet eşittir merkezcil kuvvet olmalı. Tabii ki. Ha, peki burada cisim üzerine uygulanan net kuvvet sadece ve sadece ip gerilmesi değil mi? Başka kuvvet yok ki. Çünkü normal kuvvet ile Mg birbirini dengeler durumda. Ha o zaman tamam. İp gerilmesi bu cisim üzerine uygulanan ve dengesi sağlanmamış tek kuvvet. O zaman net kuvvet ip gerilmesi olmalı. Evet, ip gerilmesi bu durumda merkezcil kuvvete eşit olmalı. Merkezcil kuvvet de M çarpı W'nun karesi çarpı R diye yazılabiliyor. Tabii şöyle de yazabilirsiniz. TI eşittir. M çarpı V'nin karesi bölü R şeklinde de yazabilirsiniz. Hani merkezcil ivmeyi v kare bölü r diye de ifade edebiliyorduk. Hangisi soruda verilmişse burada w diye söylendiği için mw kare r diye yazdık. Ama isterseniz mv kare bölü r'yi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bizim için denklem şu olacak. İp gerilmesi eşittir mv kare bölü r ya da ip gerilmesi eşittir mw kare çarpı R şeklinde olacak. Peki ya sistemde sürtünme varsa? Yine aynı cisimden bahsediyorum ama bu sefer sürtünmeli bir ortamdan bahsediyorum. Ya sürtünme varsa? Yani yine aynı cisimden bahsediyorum ama bu sefer sürtünme kuvvetinin de var olduğu bir sistemden bahsetmiş oluyorum. Şimdi mesele şöyle, cisim tablayla beraber dönüyor şeklinde bir ifade olduğunu varsayayım. Yani tablayla cisim
birbiri üzerinde kaymıyor şeklinde düşünelim. Bu durumda cisim üzerine uygulanan kuvvetleri gösterelim gelin. Şöyle bir şey. Şimdi cisim üzerine zaten bir ağırlık kuvveti uygulanacak. Bundan vazgeçmemiz ya da bunun oluşmaması gibi bir durum söz konusu değil. Peki masanın yüzeyi cisme bir normal kuvvet uygulayacak mı? Evet, normal kuvvet uygulayacak. Bundan sonra cisme bir ip gerilmesi şöyle gösterilmiş, şöyle bir ip gerilmesi, bir de sürtünme kuvveti uygulanacak. Bu ikisi sürtünme kuvvetiyle ip gerilmesinin toplamı sevgili arkadaşlar merkezcil kuvvet olmalı. Çünkü biz şunu biliyoruz. Cisim üzerine uygulanan net kuvvet merkezcil kuvvet olmalı ve bu cisim üzerine uygulanan normal kuvvetle Mg kuvveti birbirini dengelemiş durumda. O zaman dengesi sağlanmayan kuvvetler ip gerilmesiyle sürtünme kuvveti. Ha tamam. Demek ki sürtünme kuvvetiyle ip gerilmesinin toplamı bizim için merkezcil kuvvet olmalı. O zaman T ip artı F sürtünme eşittir M V kare bölü R deyip denklemi yazabilirim. Tamam, güzel. Ha bir de şu var tabii. Ben bu sürtünme kuvvetini de açarak yazarsam o zaman T ip artı K çarpı Mg ki sürtünme kuvveti biliyorsunuz eğer maksimum değere ulaşmışsa K çarpı normal kuvvet diye yazılır. K çarpı Mg eşittir M ve kare bölü R yazabilirim ya da MW kare R diye ifade edebilirim. Hemen bunu M çarpı V'nin karesi bölü R diye de yazabileceğimizi hatırlatmış olayım. Şimdi şuna da dikkat edelim. Diyelim ki buradaki tablonun tam karşıdan görünümü şöyle bir şey. Şöyle aslında tam karşıdan görünümü şu olsun. İşte buraya bir tane cisim koymuşum. Şurada bir tane şey var. Ne bileyim dönme ekseni var. Şöyle bir halka geçirmişim. Ve bu halkadan bir ip bağlamışım. İp de başlangıçta gerilme kuvveti sıfır. Yani ipi gerdirmeden bağlayıp bırakmışım tablonun üzerine. Sürtünme katsayısı var. K farklıdır. Sıfır. Ve diyorum ki ben bu tablayla birlikte cismi yavaş yavaş hızlandırıyorum. Yani minik minik çizgisel hızını artırıyorum cismin ya da açısal hızını artırıyorum tablayla birlikte cismin. Şimdi bu durumda şöyle bir şey olacaktır. Bakın şu şöyle tablo olsun. Bu cisim üzerine uygulanan kuvvetleri şöyle başka renk göstereyim. Şöyle aşağıya doğru bir Mg kuvveti, yukarı doğru bir normal kuvvet ve İçeriye doğru bir sürtünme kuvveti, F sürtünme etkileyecek. Şimdi önce bu cisim dönmeye başladığında sürtünme kuvveti oluşacak. Sürtünme kuvveti bu cismin merkezcil kuvvetini meydana getirecek. Bundan sonra ben tablayı biraz daha hızlı döndüreceğim. O zaman daha büyük bir merkezcil kuvvet gerekecek. Dolayısıyla sürtünme kuvveti biraz daha artacak. Sonra biraz daha hızlandıracağım ben cismi. Dolayısıyla merkezci kuvvet daha büyük gerekecek. Sürtünme kuvveti biraz daha artacak diye bu şekilde devam edecek. Ne zamana kadar? Ta ki sürtünme kuvveti biliyorsunuz bir maksimum nicelik değerine sahip. O da K çarpı Mg. Sürtünme kuvveti K çarpı Mg denilen maksimum kuvvet değerine ulaşıncaya kadar. Sürtünme kuvveti maksimum değere ulaştı. Peki ben tablayla birlikte cismi bir miktar daha hızlandırırsam o zaman ne olacak? O zaman daha büyük merkezcil kuvvet gerekecek. Çünkü merkezcil kuvvet dediğim şey mv kare bölü r. Bu durumda daha büyük merkezcil kuvvet gerekecek ama sürtünme kuvveti bunu sağlayamıyor. O zaman sürtünme kuvvetinin yanı sıra bir de ip gerilmesi oluşmaya başlayacak. Artık ip gerilmesi şöyle yavaş yavaş oluşup hatta ben hızlandırdıkça ip gerilmesi artacak. Demek ki W eşittir sıfırdan başlayarak hızlandırırsam ben bu sistemi hızlandırıyorum. İşte o zaman sevgili arkadaşlar önce F sürtünme oluşur. Önce F sürtünme oluşur.
sonra büyür. Maksimum değeri geçtikten sonra ip gerilmesi oluşur. Sonra T ip oluşur. Burada şunu da söyleyeyim. T ip oluştuktan sonra sevgili arkadaşlar artık sürtünme kuvvetinde bir değişiklik olmaz. Çünkü sürtünme kuvveti zaten maksimum değere ulaşmış. Zaten oluşabildiği kadar oluşup kendi ne diyeyim etkisini gösterebilmiş. Yetmediği yerde ip gerilmesi oluşmuş. Dolayısıyla bundan sonra ip gerilmesi artar. Eğer ben cismi hızlandırmaya devam edersem sürtünme kuvvetinde bir değişiklik olmaz diyorum. Yani tablayla cisim arasında sürtünme katsayısı varsa bu sürtünme katsayısının olduğu yerde, katsayının önemli olduğu yerde tablayı sıfırdan başlayıp hızlandırmaya başladığında önce sürtünme kuvveti oluşur. Arkasından ip gerilmesi oluşur. İp gerilmesi gittikçe artar. Devam ettiğimde hızlandırmaya sürtünme kuvveti artık sabit kalır. Sürtünme kuvvetinin hani şöyle düşünün, Newton hareket yasalarında da böyle söylenir. Sürtünme kuvveti durduk yere oluşan bir kuvvet değildir. Sürtünme kuvveti ancak gerekli olduğunda sürtünme kuvveti ancak cisim ya da sistem hareket etmeye zorlandığında ortaya çıkar. Ya da gereken bir durum varsa o zaman ortaya çıkar. Burada da sürtünme kuvveti cismin dönmesi için gerekli. Aynı bir arabanın virajı dönmesi gibi. Önce sürtünme kuvveti başlıyor oluşmaya. Oluşuyor ve sürtünme kuvvetinin bir limit değeri var. Bu limit değerine ulaştıktan sonra artık sürtünme kuvvetinin daha fazla bir kuvvet oluşturma imkanı yok. Eğer siz daha hızlı çevirerek sistemi daha büyük bir merkezi kuvvetle dönmesini istiyorsanız sürtünme kuvveti buna yetemiyor. Yetemiyor olduğu için artık maksimum değerine geçtim. Demek ki ip gerilmesi buna ek olarak oluşup gerekli merkezi kuvveti sağlayacak diye söyleyebiliriz. Önce sürtünme kuvveti oluşur, büyür, sonra sabit maksimum değere ulaşır. Daha sonra ip gerilmesi oluşur. Artık ip gerilmesi oluştuktan sonra sürtünme kuvveti sabit kalır ve ip gerilmesi artmaya devam eder sevgili arkadaşlar. Şöyle bir sistemde sürtünme kuvvetinin durumuna yani önce tek başına bir cisim başka hiçbir şeyle bağlantısı yok burada olduğu gibi bu cisim sadece yatay düzlem üzerine konulmuş yatay düzlemle beraber W açısal hızıyla döndürülmeye başlanmış. Bir böyle bir cisim için bakın şunu söyleyebilirim. Bu cisim üzerine uygulanan kuvvetleri şuradaki serbest cisim diyagramında gösterirsem eğer. Aşağıya doğru bir Mg kuvveti uygulanıyor. Yukarıya doğru bir normal kuvvet uygulanıyor ki bir normal kuvvetle Mg birbirini dengeleyen kuvvetle. Hadi normal kuvvet kırmızı, Mg'yi de kırmızı yapayım. Ve bunların ikisinin uygulandığı sistemde dengelenmemiş tek kuvvet kim kalıyor? Sürtünme kuvveti. Onu da şöyle maviyle göstermiş olayım. Bu bana şunu anlattı. Bakın normal kuvvet, Mg kuvveti birbirini dengeledi. Net kuvvet eşittir merkezcil kuvvet. Hocam hep bunu yazıyorsunuz ama tabii ki bunu yazacağım. Çünkü burada sistemin ivmeli hareket etmesini sağlayan tek kuvvet var. O da merkezcil kuvvet. Kim o? O da net kuvvet. Net kuvvet kim? Sürtünme kuvveti. Mecburi olarak F sürtünme eşittir F merkezcil yazmak durumundayım. Ve şimdi sevgili arkadaşlar şunu kesinlikle söyleyeceğim bakın. Bu ifade cisim yörüngeyi dönebiliyorsa kesinlikle doğru. Yani sürtünme kuvvetinin merkezcil kuvvetten büyük olması gibi bir durum söz konusu bile değil. Peki, şimdi buradaki burası çembersel harekette en çok kavram yanılgısı oluşturan noktalardan bir tanesi. Ben maalesef görüyorum hem kitaplarda hem sorularda hem de öğrencilerde bol miktarda böyle bir
kavram yanılgısı var. Şöyle ki, şimdi biz hatta şunu söyleyeyim, şuraya minik çizerek göstermeye çalışayım bahsettiğimi. Şöyle bir cisim. Bu cisim şöyle yatay düzlemde olsun. Bir F kuvveti uyguluyorum ve sürtünme katsayısının K eşittir 0,8 olduğu bir yerdeyim. M eşittir 4 kilogram diyelim. Şimdi sürtünme kuvvetine 32 Newton diyebilir misiniz? K çarpı 0,8 çarpı 40. Hayır diyemezsiniz. Çünkü eğer F kuvveti eşittir 5 Newtonsa sürtünme kuvveti de 5 Newton olur. Gördünüz mü? Cisim dururken tabii başlangıçta cismin hızı yok. V eşittir 0. O zaman benim uyguladığım kuvvet 5 Newtonsa sürtünme de 5 Newton. Benim uyguladığım kuvvet 22 Newtonsa sürtünme kuvveti de 22 Newton olur. F sürtünme 22. Benim uyguladığım kuvvet F eşittir 32 Newton oluncaya kadar sürtünme kuvveti de 32 Newton, yani benim uyguladığım kuvvete eşit olur. Daha doğrusu ben 5 uyguluyorsam sürtünme de 5, 32 uyguluyorsam sürtünme de 32. Onun için 0 ile 32 arasında kuvvet uyguladığım durumlarda sürtünme kuvveti de benim uyguladığım kuvvet kadar olacaktır. Tamam, güzel. İşte biz sırf bu yüzden şöyle bir ifade kurarız. Sürtünme kuvveti dediğimiz şey aslında statik sürtünme kuvveti sıfır sayısal değeriyle K çarpı normal kuvvet sayısal değerleri arasındadır. Bu sınır değerler de eşit, sınır değerlere de eşit olabilir. Dolayısıyla biz sürtünme kuvveti K çarpı nedir diyemeyiz. Çünkü o cisim orada maksimum merkezin ivmeyle mi dönüyor? Yoksa gerekli olan sürtünme kuvveti ya da gerekli olan merkezcil kuvvet maksimum değerde mi yoksa aralarda bir yerde mi? Bunu bilmiyorum ki. Ben bunu ortaya koymalıyım. Dolayısıyla cisim için sürtünme kuvveti ancak bu değerler arasında kalabilir. İşte sürtünme kuvveti de zaten merkezcil kuvvetin kendisi olduğuna göre demek ki merkezcil kuvvet küçük eşittir K çarpı N'ye yazmalıyım. Bakın, bu merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetinden küçük eşittir anlamına gelmez. Bunu şöyle ifade ederseniz bu külliyen yalan bir ifade. Merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetinden küçük eşit olamaz. Çünkü merkezcil kuvveti ta kendisidir sürtünme kuvveti. Bir kuvvet kendisinden nasıl daha küçük olabilir? Mümkün değil. Ama sürtünme kuvveti değil de şu K çarpı N'ye, bu K çarpı N'ye F sürtünmenin maksimum değeri olarak alırsam, yani F sürtünme max diye ifade edersem, işte o merkezcil kuvvetten büyük ya da eşit olabilir. Çünkü sürtünme kuvveti her zaman maksimum değerde değil. Burada yandaki şekilde olduğu gibi sürtünme kuvvetinin maksimum değeri ne? 32. Benim uyguladığım kuvvet 4 Newtonsa sürtünme kuvveti 4 Newton. Dolayısıyla merkezcil kuvvet için konuşursam bunun K çarpı N değeri diyelim ki 50 birim. Bu bir limiti belirtiyor. Dolayısıyla 50 birime kadar merkezcil kuvvet sürtünme kuvveti tarafından sağlanabilir anlamına geliyor. Ama araç buraya ya da cisim bu yörüngede küçük bir hızla dönüyor. Gereken merkezcil kuvvet değeri 5 Newton. O zaman sürtünme 5 Newton kadar oluşur. Gereken sürtünme kuvveti değeri 27 Newton. O zaman sürtünme kuvveti 27 Newton oluşur. Ama merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetinden küçük değildir. Sürtünme kuvvetinin kendisidir zaten merkezcil kuvvet. Ama şöyle diyebilirsiniz. 22 Newton gerekiyor bana. 27 Newton gerekiyor. 27 Newton merkezcil kuvvet kendisi, ancak sürtünme kuvvetinin maksimum değeri olan 50 Newton'dan daha küçüktür. Tamam, bu olur. Bu söylenebilir. Yani F sürtünmenin maksimum değerinden küçük olabilir merkezcil kuvvet ama sürtünme kuvvetinden daha küçük olamaz. Çünkü sürtünme kuvveti merkezcil kuvvetin kendisidir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Onun için şu ifade son derece doğru bir ifade. Ama üstteki ifade son derece hatalı bir ifade demiş oluyorum. Bu da kavram yanılgılarının en büyüğüdür aslında sevgili arkadaşlar bu konu içerisinde.
Dolayısıyla ben merkezci kuvveti şöyle yazabilirim. Bakın, m çarpı v'nin karesi, w'nun karesi çarpı r küçük eşittir k çarpı mg diye yazarsam, m'leri de sadeleştirirsem burada, dolayısıyla w kare çarpı r eşit küçük eşittir k çarpı g gibi bir ifade kalır ki, eğer bu ifade sağlanabiliyorsa sevgili arkadaşlar, cisim yörüngeyi tamamlayacaktır. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim, bakın. Burada şunu yapabilirim bence. Elde ettiğimiz denklem şu. W'nun karesi çarpı R küçük eşittir K çarpı normal kuvvet. M'ler sadeleştiği için K çarpı G olmuştu. Eğer bize derlerse ki, ya kardeşim ben size açısal hızla ilgili söylüyorum. O zaman şöyle diyeceksiniz, bakın. W küçük eşittir eğer K G bölü R'nin karekökü oluyorsa bu cisim o yörüngeyi dönebilir. Ya da şöyle bir şey diyebilirsiniz. Yalnız bırakın yani. Size W'yu vermiş, sürtünme katsayısını vermiş, çekim ivmesini söylemiş. Yarıçapın ne olması gerektiğini bulmanız gerekiyor. O zaman R küçük eşittir K çarpı G bölü W'nun karesi diyerek böyle bir denklem sağlanabiliyorsa o zaman bu cisim burada dönebilir deyin. Aynı şekilde sürtünme katsayısının minimum değeri de soruluyor olabilir. Ya da sürtünme katsayısı en az ne kadar olursa bu şekilde döner cisim de diye söylenebilir. Eğer K büyük eşittir W'nun karesi bölü G çarpı R kadarsa işte o zaman bu cisim bu yörüngeyi dönebiliyor demektir. Bu bana şunu anlatıyor sevgili arkadaşlar. W'nun maksimum değeri ne olabilir? İşte şurada yazan değer olabilir. K çarpı G bölü R'nin kare kökü kadar olabilir. Bundan daha büyük olursa şu eşitlik bozulacaktır. Çünkü bakın karşı tarafa dikkat edin. K sabit sayı, G sabit sayı, R bahsedilen yörünge için yarıçap. Yani o R yarıçaplı yörüngeyi dönebilmek için gerekli olan maksimum açısal hızdan bahsediyorum. Bu açısal hızı geçerseniz artık dönme hareketi gerçekleşmeyecek. Yörüngeden savrulacaktır bu cisim diye düşünmek gerekiyor. Mesela R'nin maksimum değerinden bahsetmiş olurum. Eşittir K çarpı G bölü W'nun karesi. Yani bir cisim bu W hızla bu K sabitli ortamda çekim ivmesinin G olduğu ortamda ancak şu kadar büyüklükteki R'de dönebilir. Bundan daha fazla yarıçapa giderseniz o zaman bu cismi burada tutacak kadar sürtünme oluşamıyor. Dolayısıyla cisim fırlayıp gider anlamına geliyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. K eşittir. K'nin minimum değeri eşittir. W kare çarpı R bölü G olmalıdır. Yani bu cismin bu R yarıçaplı yörüngede W açısal hızıyla dönebilmesi için çekim ivmesinin G olduğu ortamda sürtünme katsayısının minimum değerinin W kare R bölü G olması lazım. Aksi takdirde sürtünme katsayısı bundan daha küçük olursa cismin bu hızla burada dönmesini sağlayacak olan sürtünme kuvveti oluşamaz diye konuşuruz. Ha, sen bir de burada şunu da söyleyebilirsin tabii ki. Hemen şöyle yapayım. Zaten merkezcil kuvvet küçük eşittir sürtünme katsayısının maksimum değeri diyorum ya. Merkezcil kuvveti m v kare bölü r küçük eşittir sürtünme kuvvetinin maksimum değeri. Yani k çarpı mg diye yazarsam şunlar gider. Demek ki ben bu denklemi v'nin maksimum değeri içinde söyleyebilirim. Yani V küçük eşittir K G çarpı R'nin şöyle karekökü olmalı. Bu da bana şunu anlatıyor. V'nin maksimum değeri eşittir K çarpı G çarpı R'nin karekökü kadar olmalı. Bundan daha büyük hızla girersen bahsedilen yüzeydeki sürtünme kuvveti bahsedilen yüzeydeki sürtünme katsayısı senin orada döndürmeye yetmez. Dolayısıyla o yörüngeyi dönemezsin anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Peki, bu sistemde en çok kafa karıştıran noktalardan bir tanesi de
bir tablanın üzerinde bir delik açıp bu deliğin içinden bir ip geçirip ipin iki ucuna cisim bağlayıp döndürdüğümüzde oluşan sistemler. Peki böyle bir sistem için neler yapabiliriz ona bakalım. Bakın. Şimdi şöyle bir M1 kütleli cisim var, M2 kütleli cisim var. İpi delikten geçirmişim. İpin bir ucuna Y cismini, bir ucuna X cismini asmışım ve Y cismi dengede kalacak şekilde X cismini döndürüyorum. Peki burada işlemi nasıl yaparım? Bakın, serbest cisim diyagramı çizmek bu konunun can damarı. Y cismine uygulanan kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramını şöyle çizelim. Aşağıya doğru M2G var, başka kuvvet yok. Yukarıya doğru da ip gerilmesi var, başka da kuvvet yok. O zaman mecburi olarak Y cismi dengede olduğuna göre M2G eşittir ip gerilmesi diye işlem yazdığımda gayet doğru olacaktı. Peki X cismi için serbest cisim diyagramı çizelim. O da burada. X cismi dediğim şey şöyle. Aşağıya doğru bu cisme uygulanmış bir M1G var mı? Var. Peki yukarıya doğru yüzeyin uyguladığı bir normal kuvvet var mı? Evet. Bu da normal X olsun. Tamam, bu da var. Bir de sürtünme olmadığı için şu anda K eşittir 0 durumu için işlem yapıyorum. Şu anda K eşittir 0 durumu için işlem yapıyorum. Sürtünme olmadığı için bir de ip gerilmesi var. Başka da kuvvet yok. Dolayısıyla normal kuvvetle MG kuvveti, M1G kuvveti birbirini dengelemiş durumda. Dengelenmemiş olan tek kuvvet var, o da ip gerilmesi. Peki biz düzgün çembersel hareket yapan bir cisim için üzerine uygulanan net kuvvetin şey olduğunu bilmiyor muyduk? Merkezcil kuvvet. Evet. O zaman burada net kuvvet merkezcil kuvvet olacak. Kabul. Her zamanki gibi. Peki net kuvvet ip gerilmesi. Evet. İp gerilmesi eşittir. M1 çarpı W'nun karesi çarpı R. Niye? Çünkü X cismi dengelenmemiş. O zaman X cismi dengelenmemiş olduğuna göre M1 çarpı W kare çarpı R diye ifade etmem lazım. Peki bakın ilk gerilmesini biz ilk önce M2G'ye kadar bulmamış mıydık? Yaşasın. M2G eşittir. O zaman M1 çarpı W'nun karesi bölü R diye yazı, pardon, W'nun karesi çarpı R diye ifade edilir. Bu bize cisimlerin orada dönerken M2 kütleli Y cisminin hareket etmediğini, potansiyel enerjisinin değişmediğini anlatmış oluyor sevgili arkadaşlar. Ya da Y cisminin dengede kaldığını söylüyor. Bazen sorularda X cismi dengededir diyorlar. Külliyen yalan. X cismi dengede olan bir hareket yapmıyor. Burada dengede olan olsa olsa Y cismidir sevgili arkadaşlar. Peki. Gelin şimdi sürtünme kuvvetiyle beraber artık sistemde sürtünme katsayısının sıfırdan farklı olması dolayısıyla sürtünme kuvveti var, bir de ip gerilmesi var. O zaman nasıl işlem yaparız ona bakalım. Yani şimdi sistemde K sıfırdan farklıyken bahsettiğim merkezcil kuvveti nasıl yazacağım ona bakacağım. Tabii ki Y cismi için değişen hiçbir şey yok. Y cismi hala aşağıya doğru M2G kadar kuvvet, yukarıya doğru ip gerilmesinin etkisinde. Ve bunlar birbirine eşit olmalı. Hala T ip gerilmesi eşittir M2G. Bunda herhangi bir şey yok. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şu şekle bir geri döneyim. Bu sefer şöyle bir durum var. Ben X cismini ve tablayı yavaş yavaş daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı çevirsem. Yani gittikçe daha hızlanacak şekilde döndürsem. Bu durumda öyle bir noktaya gelirim ki artık sürtünme kuvveti ve ip gerilmesi. İp gerilmesi çünkü M2G kadar sürtünme kuvveti de belirli bir maksimum değere sahip. İkisi birden bile olsa M1 kütleli cismin çok hızlı döndüğü o hız için merkezcil kuvveti sağlayamayacak duruma geldiğinde artık X cismi yavaş yavaş yarı çapını büyüterek R yarı çaplı yörüngeyi dönemez. Dolayısıyla tablanın merkezinden uzaklaşmaya, doğrusal bir yörüngeyle değil ama merkezden daha uzaktaki
yörüngelere doğru gitmeye başlar. İşte biz o gitmeye başlamanın başladığı ilk an için düşünürsek orası dengenin yaşandığı son durum olarak düşünebiliriz. İşte o bizim için cismin bu tablayla beraber dönebildiği maksimum açısal hızı ya da maksimum çizgisel hızı anlatacaktır. Dolayısıyla bu cisim maksimum bir hızla dönerken sürtünme kuvveti mecburi olarak ip gerilmesiyle beraber maksimum bir ne diyeyim merkezci kuvvet oluşturmaya çalışacak. Bu durumda ip gerilmesiyle sürtünme kuvvetini aynı yönünü almalıyım. Çünkü biraz daha hızlı döndürsem X cismi merkezden uzaklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla sürtünme kuvveti içeri doğru olmalı. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Maksimum hızdan bahsediyorum kardeşim. Sürtünme kuvvetiyle birlikte ip gerilmesinin oluşturacağı net kuvvetin maksimum olması lazım. Nasıl maksimum olurlar? Bunları toplarsam maksimum olur. Nasıl toplayacağım? İp gerilmesi içeriye doğru, o zaman sürtünme de içeriye doğru diyebilirsiniz. Dolayısıyla bir maksimum açısal hız ya da maksimum çizgisel hızdan bahsediyor. Peki tam tersi bir durumu düşünelim. Cisim daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş döndürülse. Öyle bir hız değeri gelir ki bundan daha yavaş döndürdüğünüzde artık M2G dediğim ip gerilmesi sürtünme kuvvetini yener ve cismi merkeze doğru çekmeye başlar. İşte o zaman X cismi merkeze doğru yaklaşma hareketi yapar. O bu durumda masa üzerinde kaymaya başlar. Nereye doğru kayıyor? İçeriye doğru kayıyor. Peki sürtünme kuvveti ne tarafa doğru? O zaman sürtünme kuvveti dışarıya doğru olmalı deriz. Gördüğünüz gibi bir de bu cisim dönerken, sürtünmeli ortamda dönerken bir de W'nun ya da çizgisel süratin minimum değeri gibi bir şey var. O minimum değer de cismin içeriye kaymadan önceki x cisminden bahsedelim. İçeriye kaymadan önceki son şeyi en küçük açısal hızı ya da en küçük çizgisel hızı diye ifade ettiğim değer olmalı. Bu bana şunu anlatıyor sevgili arkadaşlar. Demek ki eğer tabla ile x cismi arasında bir sürtünme varsa bu durumda x cismi bir maksimum hız değerine kadar ya da aşağıda da bir minimum hız değerine kadar yörüngeyi tamamlayabiliyor. O zaman demek ki maksimum ve minimum hız değerlerini hesaplarsın. Bu değerler arasındaki herhangi bir hız değerinde x cismi bu yörüngeyi tamamlayabiliyor. Dolayısıyla da güvenli bir şekilde dönebiliyor anlamına gelecek. Ha, tamam o zaman. Benim maksimum ve minimum değerleri hesaplamam lazım. Hadi gelin şöyle hesaplayalım onu da. Bakın, W'nun maksimum değeri için işlem yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi W'nun maksimum değerini inceleyeceksem, bakın şu X cisminin üzerine zaten bir Mg kuvveti, M1G, zaten bir normal kuvvet, normal X uygulanacak. Bunda zaten problem yok. Peki, X cisminin üzerine uygulanan merkezci kuvvet yani net kuvvet W'nun maksimum değeri için maksimum değerde mi olmalı? Evet. Yani ip gerilmesiyle sürtünme kuvvetinin aynı yöne doğru olması gerekiyor ki bunları toplayınca maksimum bir merkezci kuvvet, maksimum bir net kuvvet elde etmiş olayım. Güzel, tamam. Sürtünme kuvvetini de içeriye doğru yazdım bu durumda. O zaman net kuvvet eşittir F merkezcil X demeliyim. Net kuvvet dediğim şey ip gerilmesi artı sürtünme kuvveti eşittir M1W kare R. Tamam süper. O zaman ip gerilmesi yani M2G sürtünme kuvveti artık maksimum değerden bahsediyorum. Yani sürtünme kuvveti limitine ulaşmış. Bu durumda K çarpı M1G eşit olmalı. M1 çarpı W maksimumun karesi çarpı R'ye eşit olur diye işlem yapacağım sevgili arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra hiç korkmayın, doğru cevaba ulaşmış olursunuz. Peki. Bir de bu bana şunu anlatıyor bu sistem. Bir de M1 kütle X cisminin minimum açısal hızla döndüğü durumda bu cisim dengede kalabilir. O da ne demek? W'nun minimum olduğu durumda dengeyi sağlayabiliyorsam eğer. Hemen şöyle düşüneceğim. Bakın X cismine uygulanan kuvvetleri gösterelim. Aşağıya doğru tabii ki de bir Mg var. Yukarıya doğru tabii ki de bir normal kuvvet var ve bunlar birbirini dengelemiş durumda. Ve yukarıdaki şekli hatırlayın.
şunu hatırlayın. İp gerilmesi zaten burada içeriye doğru. Bundan başka bir şey söyleyemem. İp gerilmesi içeriye doğru. Güzel. Tamam. Ve ben neyi bulmaya çalışıyorum? Minimum W açısal hızı bulmaya çalışıyorum. Minimum açısal hız şu anlama gelmez mi? Demek ki bu cisim için en küçük merkezi kuvvet gerekiyor. İp gerilmesinin yanında aynı yönlü çizersem sürtünmeyi merkezi kuvvet büyük olur. Ama ters yöne çizersem ip gerilmesiyle sürtünme arasındaki fark merkezi kuvvete eşit olacaktır. Bu da merkezi kuvvetin daha küçük olduğu durumu ortaya koyacaktır. Tamam. O zaman sürtünme kuvvetini X cismi için dışa doğru seçmeliyim diye kararlaştırmış oluyorum. Güzel. Peki X cismi için net kuvvet merkezi kuvvet mi? Evet. Her zaman bu böyle. O zaman demek ki T ip eksi F sürtünme. Niye T ip eksi F sürtünme? Çünkü net kuvvetin merkeze doğru olması lazım. Kendisi merkezi kuvvet. Onun için ip gerilmesi sürtünme kuvvetinden büyük olmalı. T ip eksi F sürtünme eşittir M çarpı W'nun karesi çarpı R. İp gerilmesini M2G, sürtünme katsayısında K çarpı M1G olarak alırsam işte o zaman W dediğim şey minimum değerini almış demektir. Dolayısıyla şu denklem geçerli olacak. Yani şöyle yazmış oluyorum. M2G eksi K çarpı M1G eşittir. M1 çarpı W minimumun karesi çarpı R'ye eşit olmalıdır diyeceğiz. Bu bize sevgili arkadaşlar şöyle bir kontrol noktası sağlamış oldu. Eğer bizim tablayla beraber döndürdüğümüz cismin açısal hızı W ise, işte bu W hesaplanan W minimum değerinden daha büyük ya da eşit, hesaplanan W maksimum değerinden de daha küçük ya da eşit oluyorsa, yani bize soruda şöyle bir şey verdi. Bir sürtünme katsayısı verdi, cisimlerin kütlelerini verdi ve biz şunu hesapladık. W'nun maksimum değeri 15, W'nun minimum değeri de 6. Bu şu anlama geliyor. Soruda 6 ile 15 arasında radyan bölü saniye cinsinden arasında bir açısal hızla döndürülen cisimden bahsediliyorsa evet bu cisim bu yörüngeyi döner diyeceksin. 6'dan daha küçük, 6 radyan bölü saniyeden daha küçük bir açısal hız söz konusuydu o zaman bu cisim dönemez, içeri doğru kayıyor. 15'ten daha büyük bir açısal hız söz konusuysa bu cisim dönemez ve dışarı doğru açılmaya başlamış diye söyleriz. Yani bizim için önemli nokta şu. W dediğimiz şey sürtünmenin varlığında minimum ve maksimum değerlerin arasında kalmalı ya da birine eşit olmalı. Yoksa bu yörünge dönülemez. Bakın burada da gayet güzel bir şekilde söylemişiz. Cisim yörünge yarıçapı değişmeden düzgün çembersel hareket yapıyorsa W dediğim cismin açısal süreti hesapladığımız minimum ve maksimum açısal hız aralığında kalmalıdır. Eğer cisim için öngörülen ya da hesaplanan açısal hız değeri o sistemde dönebileceği maksimum açısal hız değerinden daha büyükse o zaman X cisminin yörünge yarıçapı büyür. Yani cisim yavaş yavaş merkezden uzaklaşmaya başlar. Doğrusal bir şekilde uzaklaşamaz çünkü çembersel yörüngeyi, R yarıçaplı yörüngeyi dönemez. Dolayısıyla merkezden uzaklaşır. Bu da Y cisminin yukarı doğru çıkacağını, aşağıda asılı olan cismin yukarı doğru çıkacağını anlatır bize. Eğer W dediğim şey, yani cismin açısal hızı minimum hız değerinden, minimum açısal hız değerinden daha küçükse bu durumda da sistemde dönme hareketi sağlanamaz. Sağlanamaz dediğim dönme hareketi yavaş yavaş cismin merkeze doğru yaklaşmasıyla biter ve dolayısıyla sonunda cisim merkeze yaklaşıp sistem bozulmuş olur diye söyleyebiliriz. Yani X cisminin yörünge yarıçapı bu sefer azalır. Yani Y cismi aşağı doğru iner deriz sevgili arkadaşlar. Peki bu yatay düzlemin en güzel uygulamalarından bir tanesini şimdi konuşalım. Yatay viraj soruları. Sevgili arkadaşlar, yatay viraj sorularında öncelikle ve kesinlikle şunu söyleyeyim. Artık biraz önceki gibi masada dönen bir cisim gibi cismi merkeze bağlayan bir ip gerilmesi yok.
Dolayısıyla düşüncelerimizin tamamını sadece ve sadece neye göre yapacağız? Kesinlikle kime göre? Sadece sürtünme kuvvetine göre. Sürtünme kuvvetinden başka hiçbir şeye bakmamız gerekmiyor. Çünkü bu araba orada dönerken onu döndürebilecek başka bir etkileşim zaten yok demiş oluyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, devam edelim. Bu sefer virajda dönen bir araba, virajda dönen araba, virajın tam ortasında bir tane direk var. Bu direğe bir iple bağlı gibi bir durum söz konusu değil. O zaman buradaki arabanın virajı dönerken üzerine uygulanan kuvvetleri çizdiğimizde aslında sizin de gördüğünüz gibi bu arabanın üzerine bir MG, zaten bu MG'yi hiç değiştiremezsiniz. MG sürekli var olacak bir kuvvet. Üzerine uygulanmış bir yüzey normal kuvveti. Tabi bu arada ben bu arabanın tam arkasından bakıyorum, şöyle şuradan bakıyorum. Aşağıya doğru MG var, yukarıya doğru normal kuvvet var diye çiziyorum. Yani düzlem üzerindemiş gibi. Tabii ki bu aracın sabit hızla gitmesini sağlayacak hareketine dik pardon hareketiyle aynı doğrultuda, hareketiyle aynı yönlü ve hareketine ters yönlü birer sürtünme kuvveti daha oluşması lazım. Bu motorun oluşturduğu güç ile motorun oluşturduğu kuvvet ile tekerleklerin yerde oluşturduğu tekerleklerle yer arasında oluşan sürtünme kuvveti artı işte havanın direnç kuvveti artı içeride motor ve parçaların, arabanın parçalarının birbirine uyguladığı sürtünme kuvvetleri filan filan. Bunların hepsinin dahil olduğu sürtünme kuvvetleri olduğunu varsayalım. Eğer araç bu yolda sabit hızla gidiyorsa işte bu ileri doğru olan sürtünme kuvvetlerinin toplamıyla geriye doğru olan sürtünme kuvvetlerinin toplamı zaten birbirine eşit olacağı için bunlardan hiç bahsetmeyiz. Zaten şeylerde de ne sorularda da çok fazla girilmez bu ifadeye. Niye bilmiyorum ama onlar da var hala. Peki bir de araca merkezi kuvvet lazım arkadaşlar. Yani merkeze yönelik bir kuvvet lazım. Kim o? Ancak ve ancak sürtünme kuvveti. Başka da bir şey olamaz. Dolayısıyla bu cisim bu yörüngeyi dönebiliyorsa sadece ve sadece sürtünme kuvvetinin yüzü suyu hürmetine dönebilir. Ve ben şunu çok iyi biliyorum. Cisim üzerine uygulanan net kuvvet merkezcil kuvvet olmalı. Cisim üzerine uygulanan N ile MG birbirini dengeliyor. İleri doğru ve geri doğru olan sürtünme kuvvetleri de birbirini dengeliyor. Dengelenmemiş tek kuvvet var, o da sürtünme kuvveti. Demek ki sürtünme kuvveti eşittir merkezcil kuvvet demeliyim ki sevgili arkadaşlar bu denklem virajı dönebilen bütün araçlar için, virajı dönebilen tüm durumlarda kesinlikle doğru bir ifadedir. Araç virajı dönebiliyorsa bu denklem kesinlikle doğrudur. Bakın kesinlikle altını çiziyorum, doğrudur. Yani hiçbir şekilde başka bir şey demenize gerek yok. Bu araç bu virajı dönüyorsa sürtünme kuvveti eşittir merkezcil kuvvettir. Başka bir şey olamaz çünkü sürtünme kuvvetini oluşturacak başka kuvvet yok. Peki güzel. Biraz önce masada olduğu gibi masa üzerinde dönen cisimde olduğu gibi sürtünme kuvvetinin merkezcil kuvvetten küçük eşit olduğu durumda işte merkezcil kuvvetin sürtünme kuvvetinden küçük eşit olduğu durumda döner filan diyorlar. Burası da aynı şekilde yanlış anlaşılıyor sevgili arkadaşlar. Biz şöyle diyeceğiz. İstisnasız cisim ya da bu araba bu yatay virajı dönebiliyorsa o zaman kesinlikle merkezcil kuvvet eşittir sürtünme kuvveti olmalı. Çünkü cisim döndürecek başka kuvvet yok. Ama sürtünme kuvvetinin bir özelliği olarak sürtünme kuvveti dediğim nicelik sıfır ile K çarpı N değeri arasında kalıyor. Sürtünme kuvveti dediğim şey merkezcil kuvvet kadar olduğuna göre merkezcil kuvvet küçük eşittir K çarpı normal kuvvet. Burada normal kuvveti MG olarak yazabilirim çünkü aracın üzerinde başka kuvvet yok. Merkezcil kuvvet küçük eşittir K çarpı MG olursa cisim bu virajı dönebilir. Buna da dönebilme şartı deriz biz. Yalnız bu denklem şöyle ifade edilemez. Merkezcil kuvvet küçük eşittir sürtünme kuvveti diyemezsiniz. Bu ifade yanlış olur. Ama derseniz ki merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden daha küçük ya da eşitse
Bu cisim dönebilir. Evet, bu doğru bir ifadedir sevgili arkadaşlar. Aynen biraz önce masa üzerinde yazdığımız denklemler gibi. O zaman merkezcil kuvveti yazalım. Merkezcil kuvvet küçük eşittir K çarpı MG olmalı. Tamam, güzel. Merkezcil kuvveti açarsam M V kare bölü R küçük eşittir K çarpı MG oldu. Bu da tamam. M'leri sadeleştirdim ve hız değerini yalnız bıraktım. Yani V. Küçük eşittir ne çıktı? KGR. Biraz öncekinin aynısı. V küçük eşittir KGR olmalı. Dikkat edin, virajın güvenli dönebilme şartıdır. Eğer bir hız, aracın hızı bu viraja girdiğinde K çarpı G çarpı R'nin karekökünden daha küçükse bu araç virajı dönebilir. Ama eğer daha büyükse artık geçmiş olsun, o viraj dönülemez. R yarıçaplı yörünge izlenemez anlamına geliyor. Buna ben katılmasam da insanlar savrulma diyorlar. Savrulma olayını bu şekilde tanımlıyorlar sevgili arkadaşlar. O zaman madem ben hız için böyle bir eşitsizlik buldum, bu arkadaş hızın maksimum değerini de anlatır bana. Hızın maksimum değeri, çizgisel hızın maksimum değeri K çarpı G çarpı R kadar olmalı. Demek ki bu araç bu viraja girdiğinde KGR ya da bundan daha küçük hızla KGR'nin karekökü ya da bundan daha küçük hızla girerse virajı güvenle dönebilir. Onun dışında virajı dönme ihtimali yoktur diye konuşuruz sevgili arkadaşlar. Burada da anlaşabildik sanırım. Güzel. Evet, yatay düzlemdeki düzgün çemberseler hareketi şöyle bir şey yapalım, tekrar edelim. Yatay düzlemde gerekli olan kuvvetler kimlerse onların net kuvvet olduğunu, daha doğrusu mv kare bölü r'yi oluşturabilecek olan kuvvetler kimler? Bunlara baktık. Serbest cisim diyagramı çizdik. Sürtünmeli ve sürtünmesiz ortamlarda oluşan net kuvvetlerin kimler tarafından oluştuğunu inceledik ve bu net kuvvetleri merkezcil kuvvete eşitledik. Dolayısıyla sürtünmeli ortamlarda maksimum ve minimum hızlardan, sürtünmesiz ortamlarda tek bir hız değerinden hesap ettiğimiz denge şartlarını ya da denge şartı demeyelim, dönebilme şartlarını ortaya koymuş olduk. Böylece yatay düzlemdeki düzgün çembersel hareketin konu anlatımını halletmiş olduk. Gelin yatay düzlemde soru çözerek, yatay düzlemdeki düzgün çembersel hareketle ilgili soru çözerek devam edelim. Evet, yatay düzlemde düzgün çembersel hareketle ilgili soru çözelim ve pekiştirelim sevgili arkadaşlar. Burada gördüğünüz soruları Aydın Yayınları'nın AYT ders işleyiş modüllerinden aldım. Bir taraftan da yazarı olduğum Aydın Yayınları'nın AYT ders işleyiş modülü AYT konularında en yakınınızdaki arkadaşınız, dostunuz, can sırdaşınız olmaya devam etsin lütfen. Evet, şöyle diyor. Sürtünme katsayısının k eşittir 0,6 olduğu tablo üzerinde 4 metre uzunluğundaki iple bağlı 2 kilogram kütleli cisim tablo ile birlikte şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor. Cismin çizgisel hızı 4 metre bölü saniye büyüklüğünde olduğuna göre ipte kaç Newton büyüklüğünde gerilme kuvveti oluşmuştur? Cismi etkileyen sürtünme kuvveti kaç Newton? Şimdi sevgili arkadaşlar, hatırlayın lütfen, bu tür bir durumda ben cismi yavaş yavaş tablayla beraber hızlandırdığımı düşünürsem, önce diyordum ki şurada sürtünme kuvveti, bu kırmızı ile yazayım. Önce diyordum ki sürtünme kuvveti oluşur, ev sürtünme büyür, sürtünme kuvveti maksimum değere gelir, bundan sonra daha hızlı dönmeyi karşılayamaz, onun için ip gerilmesi oluşur. Yani sürtünme kuvveti belirli bir değere kadar kendi başına bu hareketi sağlayacak. O zaman sürtünme kuvvetinin sağlayabildiği durum ya da sürtünme kuvvetinin tek başına bu cismi döndürebileceği en büyük hızı hesaplayayım ki eğer 4 metre bölü saniye sürtünmenin tek başına yetmediği bir durumsa o zaman ip gerilmesi de oluşur diyebileyim. Sürtünme kuvvetinin tek başına yetebildiği bir durum oluyorsa bu durumda ip gerilmesi oluşmamış olmalı demem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Gelin F sürtünme için
V'nin maksimum değerini hesaplayalım. V'nin maksimum değeri nedir onu hesaplayalım. O zaman ip gerilmesi oluşmuyormuş gibi düşüneceğim. Serbest cisim diyagramı çiziyorum. Aşağıya doğru Mg var cisim için. Yukarıya doğru normal kuvvet var. Bunlar birbirini dengelemiş olmalı ve içeriye doğru sürtünme kuvveti var. Hadi sürtünme kuvveti de maksimum değere gelmiş olsun. Çünkü V'nin maksimum değerini hesaplayacağım. Sadece sürtünmenin olduğu durumda. Peki bu cisme uygulanan net kuvvetin mecburi olarak F merkezcil olması lazım. Net kuvvet nedir? Sürtünme kuvveti. O zaman sürtünme kuvvetinin maksimum değeri, çünkü V'nin maksimum değerini arıyorum, eşittir F merkezcil olmalı. Peki sürtünmenin maksimum değeri K çarpı normal kuvvet, yani Mg eşittir M çarpı V'nin maksimum değeri bölü karesi bölü R diye yazılır mı? Evet. O zaman buradaki M'ler sadeleşti. Sevgili arkadaşlar, o zaman buradaki M'ler sadeleşti. O zaman sevgili arkadaşlar şöyle bir şey oldu. V'nin maksimum değeri eşittir K çarpı G çarpı R'nin karekökü olduğu. Peki hadi gelin yerine yazalım. K dediğimiz şey 0,6'ymış. Çarpı G dediğim şey 10. Çarpı R dediğimiz şey 4 metreymiş. Şunu yazdım. Şöyle çizdim. O zaman V'nin maksimum değeri eşittir. Ne çıktı? Bakın 24'ün karekökü. 24'ün karekökü çıktı. Peki. Bana bu soru 4 metre bölü saniye hızla söylenmemiş mi? Yani sorunun söylediği hız değeri V dediğim şey aslında eşittir 16'nın karekökü kadar. Yani bu soru bana şunu söylüyor. Ben sadece sürtünme kuvvetiyle oluşabilen maksimum hızdan daha küçük bir hızla döndürüyorum bu cismi. Bu durumda ip gerilmesine ihtiyaç yok ki. İp gerilmesine nesine ihtiyaç yok. Dolayısıyla demek ki hemen şuraya yazayım. T ip eşittir sıfır oldu. Bu güzel. Peki ip gerilmesine ihtiyaç yok. Bu cisim nasıl dönüyor? Sürtünme kuvveti. O zaman şöyle diyeceğim. Demek ki sürtünme kuvveti maksimum değere de ulaşmamış burada. Çünkü bizim hesapladığımız maksimum değere göre hızın kök 24 olması lazım. Ama soru bana kök 16'lık bir hız değeri vermiş. Bu durumda sürtünme kuvveti direkt olarak eşittir F merkezcil demeliyim. Sürtünme kuvveti dediğim şey artı K çarpı Mg, K çarpı normal kuvvet diye yazılmayacak. Sürtünme kuvveti artık sadece gerektiği kadar oluşan bir kuvvet. Yani merkezcil kuvvet kadar olmalı. O zaman M çarpı V'nin karesi 16 bölü R. Yani eşittir 8 Newton olmalı. Gördünüz mü? Normalde K çarpı Mg'yi kullansak sürtünme kuvveti 12 Newton olacaktı. Daha sürtünme kuvvetinin maksimum değerine gelmemişin bu durumda da ip gerilmesi oluşmamış olmalı demeliyim bu soruyu çözerken. O zaman demek ki önce bizim sürtünme katsayısına göre oluşabilecek ya da cismin dönebileceği maksimum hız değerini bir tayin etmemiz gerekiyor ya da W açısal hız değerini bir tayin etmemiz gerekiyor. Bundan daha küçük hızla döndürüyorsam zaten artık ip gerilmesi oluşmamış. Sadece sürtünme bu işi sağlayabiliyor anlamına geliyor. Bundan daha büyük hızla döndürdüysem ip gerilmesine ihtiyaç var anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Soruları çözerken bu şekilde değerlendirmeyi unutmayın lütfen. Evet. Yine Aydın yayınlarından güzel bir soruyla devam edelim. Şöyle diyor, sürtünme katsayısının 0,4 olduğu tablo üzerinde 2 metre uzunluklu iple bağlı 1 kilogram kütleli cisim tablo ile birlikte şekildeki gibi düzgün çemberler hareket yapıyor. Cisim ve tablonun açısal hızı 3 radyan bölü saniye olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya ipte oluşan gerilme kuvvetini soruyor. O zaman ben direkt sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçmişim gibi düşüneyim diyebilirsiniz. Ya da direkt olarak şunu söyleyebilirsiniz. Bakın bu cisim üzerine bir aşağıya doğru Mg'ye kadar kuvvet uygulanıyor. 2 aşağıdan yukarıya doğru normal kuvvet uygulanıyor. 3 sürtünme kuvveti uygulanıyor. F sürtünme.
ve bir de varsa eğer ip gerilmesi uygulanıyor. O zaman ip gerilmesi oluşup oluşmadığını düşünmek için sürtünmenin maksimum değerde olduğunu varsayalım. Bunun oluşturacağı ya da bu sürtünmenin sağlayabileceği merkezci kuvvet ne kadardır? Dolayısıyla da hız değeri nedir? Buna bakalım. Tamam. Ama açısal hız değerine bakalım. Sürtünme katsayısı 0,4 çarpı mg, yani 10 eşittir m1 çarpı w'nun karesi çarpı r. R de 2 metre. Dolayısıyla w'nun maksimum değeri eşittir ne olmalı? 2 radyan bölü saniye olmalı. Hatta 2 radyan bölü saniye bile değil, kök 2 radyan bölü saniye olmalı. Yani sadece sürtünme katsayısı ya da sadece sürtünme kuvveti bu cismi en fazla 2 radyan bölü saniye açısal hızla döndürür. Ama bize soru demiş ki 3 radyan bölü saniye hızla döndürüyor. Demek ki ip gerilmesi var. Artık denklemi kırmızıyla değil, şöyle siyahla yazdığım gibi kurmalıyım. Demek ki ip gerilmesi var cisim üzerine. Şu artı sürtünme kuvveti var. Bunlar eşittir ne olmalı? Merkezcil kuvvet olmalı. Tamam. Güzel. İp gerilmesi dediğim şey. Bunu arıyorum zaten. T ip artı sürtünme kuvveti. Artık maksimum değeri geçtiğim için K statik çarpı normal kuvvet ya da Mg diye yazabilirim. Burada yatay düzlemde cisim. Eşittir. M çarpı W verildiği için W'lu denklemi kullanıyorum. M çarpı W'nun karesi çarpı R'yi demeliyim. T ip eşit artı K 0,4, bakın burada söylemiş, çarpı Mg. M dediğim 1 kilogram çarpı 10 eşittir 1 kilogram çarpı W'nun karesi 9 çarpı R 2 metre. Dolayısıyla T ip sevgili arkadaşlar eşittir. Karşı taraf 18, burası 4 eşittir 14 Newton çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi artık ip gerilmesini hesaplayabilir duruma gelmişim. Evet, geldik bu sefer şöyle bir soruya. Biraz önce söylediğim gibi iple birbirine bağlanmış iki cisimden bahseden bir soru. Şekildeki yatay konumda bulunan tablo üzerinde yerleştirilmiş M1 kütleli cisim W eşittir 2 radyan bölü saniye açısal hız ile döndürüldüğünde M2 kütleli cisim potansiyel enerjisi değişmiyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre M1 bölü M2 oranı kaçtı? Peki hemen şekil üzerinde yapıyorum M2 için. M2 için serbest cisim diyagramını çizdim. M2G aşağıya doğru, ip gerilmesi olan T ip de yukarıya doğru oldu. O zaman benim için T ip eşittir M2G olmalı demiş oldum. Peki M1 kütleli cisim için hemen şuraya çizeyim tekrardan. Aşağıya doğru ne var? M1G var. Yukarı doğru normal kuvvet var ve içeriye doğru sürtünme kuvveti olmadığına göre sadece içeriye doğru T ip gerilmesi var. Dolayısıyla normal kuvvetle M1G birbirini dengeleyen kuvvetler olmalı. Bu durumda T ip eşittir F merkezcil olmalı birinci kütle için. O zaman T ip gerilmesi dediğim şey M2G eşittir. Merkezcil kuvvet dediğim şey M1 çarpı W'nun karesi, W'yu 2 vermişler, 4 çarpı R yani 2 olmalı. Bize ne soruluyor? M1 bölü M2 soruluyor. Yani eşittir. G'yi 10 alırsam 10 bölü 8'den bahsediliyor. 5 bölü 4'müş sorunun doğru cevabı sevgili arkadaşlar demiş oluyorum. Şimdi geldik bir yaylı soruya. Şöyle diyor: yatay ve sürtünmesiz düzlemde hareketsiz duran bir yayın serbest boyu x kadardır. Ucuna M kütlesi bağlanıp sistem sabit hızla 2x yarıçaplı çembersel yörüngede döndürülüyor. Yay sabiti K olduğuna göre kütlenin açısal hızı ve yay sabiti ve kütle cinsinden nasıl ifade edilir? O zaman şöyle diyeceğiz sevgili arkadaşlar.
Bakın bu cisim için ben yandan görünüm olarak serbest cisim diyagramı çizmeye çalışacağım. Şöyle aşağıya doğru bir MG var. Yukarıya doğru bir normal kuvvet olsun. İçeriye doğru bir yay kuvveti var. F yay. Yayın cisme uyguladığı kuvvet olduğunu söyleyeyim bunu. Sürtünme var mı? Yok. O zaman şun MG ile normal kuvvet birbirini dengelemiş olmalı. Geri kalan F yay dediğim kuvvet de net kuvvet olmalı ki biz çembersel hareket yapan cisim için, hele de düzgün çembersel hareket yapıyorsa, net kuvvetin F merkezcil olması gerektiğini söyleriz. Peki net kuvvet dediğimiz şey buradaki F yay mı? Evet, F yay eşittir F merkezcil olmalı. Bu da tamam. Peki yay kuvveti K çarpı yayın boyundaki değişiklik. Bakın yayın serbest hali x kadardı. Şimdi 2x kadar. Yani yayın boyu x kadar uzamış. O zaman K çarpı x yaydaki kuvvet olmalı. Eşittir F merkezcil. Yani M çarpı W'nun karesi çarpı R olmalı sevgili arkadaşlar. Peki bu R'nin yerine ne yazacağım? Bakın cisim 2x boylu yarı çaplı bir yörüngeyi dönüyor. O zaman bunun yerine de 2x yazacağım. O zaman K çarpı x eşittir. M çarpı W'nun karesi çarpı 2x oldu. Bu durumda ben hemen şöyle yapayım. X'ler sadeleşti. Neyi soruyor bize? W'yu soruyor, değil mi? W dediğim şey eşit olmalı K bölü 2M'in kare kökü demiş olurum sevgili arkadaşlar. Bu da nerede var? K bölü 2M'in kare kökü A seçeneğinde var. Doğru cevap A seçeneği olur demiş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi yatay virajda dönen bir araçla ilgili soru çözelim. Şöyle söyleniyor. Tekerlekle asfalt arasındaki sürtünme katsayısı 0,45 olan yatay virajın yarıçapı 200 metredir. Buna göre virajın başlangıcına asılan hız sınırı tabelasında yazan değer kaç kilometre bölü saat olmalıdır? Güzel. Peki şöyle bir viraj olduğunu düşünüyoruz bunun. Şöyle yatay bir viraj. Şöyle efendime söyleyeyim, bu aracın virajı dönerken yarıçapın 200 metre olduğunu söylüyorlar. Şurası O noktası ve sürtünme katsayısının da K eşit 0,45 olduğunu ifade etmişler. Bize diyor ki bu virajı maksimum hızla hangi maksimum hız değeriyle dönebilirsin? Tamam, hesaplarız. Bu araca yine arka plakasının olduğu hizadan bakıyorum. Arkadan bakıyorum ve şöyle o görünmez mi? Aşağıya doğru bir MG'ye kadar kuvvet var. Yukarı doğru bir normal kuvvet var. Ve de aracın yörüngesinin merkezine doğru bir sürtünme kuvveti var. Yine aynı şekilde söylüyorum. Aracın hareketini sağlayan ve aracın hareketine ters yönlü olan bir hava direnci söz konusu. Bunlar birbirini dengelediğini varsayıyorum. Onları sistemde göstermiyorum. Normal kuvvetle MG birbirini dengeledi. Dolayısıyla F sürtünmenin eşittir F merkezci olması gerektiğini söyledim. Bakın ne diyor? Asılan hız sınırı tabelası. Yani maksimum hızla gittiğin durum. O zaman merkezci kuvvet maksimum değerde demektir. Bu durumda sürtünme kuvveti de maksimum değeri almış olmalıdır. Peki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri K çarpı normal kuvvet değil miydi? Eşittir M çarpı V'nin maksimum değerinin karesi bölü R diye yazılmalı. Sürtünme katsayısı 0,45. 0,45 çarpı normal kuvvet. Normal kuvvet MG demek. M çarpı G eşit olmalı M çarpı V'nin maksimum değerinin karesi bölü R dediğim şey de 200 metre olmalı. M'ler gitti. Dolayısıyla V'nin maksimum değeri sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 0,45'i 2 ile çarptım. 0,9 etti. Bir de 1000 ile çarptım 900 etti. Kare kökünü aldım 30 metre bölü saniye oldu. Yalnız dikkat edin bize kilometre bölü saat cinsinden istemiş hız değerini. O zaman şöyle bir şey yapacağım bakın.
30 metre bölü saniye eşittir. 30 çarpı metre dediğiniz 10 üzeri eksi 3 kilometre demek. Bölü saniye dediğiniz 1 bölü 3600 saat demek. Ha, tamam. Bu şu anlama geliyor. O zaman şu sayısal değerleri işlemini yaparsam 30 çarpı 3,6 kilometre bölü saat anlamına geliyor. Demek ki 30 metre bölü saniye eşittir 108 kilometre bölü saate, kilometre bölü saat h ile yazılır. Kilometre bölü saate denk gelir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu virajın girişinde bir tabela konulmuşsa bu tabelada 108 kilometre bölü saat limit hız değeriyle girdiğinizde güvenli şekilde dönebilirsiniz. Uyarısı olmalıdır, görünmelidir sevgili arkadaşlar. Evet, geldik en çok kavram yanılgısı, kavram karmaşası ve insanların kafasını karıştıran soru tarzlarından bir tanesine. Hemen şöyle okuyorum. Sürtünme katsayısı 0,4 olan şekildeki yatay yolun yarıçapı 100 metredir. Bu yola sırasıyla 90 kilometre bölü saat, 72 kilometre bölü saat ve 54 kilometre bölü saat süratle giren 1 ton kütleli TLM araçları vardır. Şoförler direksiyonu gerektiği gibi döndürdüğüne göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye söylenmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. Burada yargılarda sürtünme kuvvetinin değeri söz konusu. Birincisinde statik sürtünme var. 4000 Newton, 4000 Newton, 4000 Newton denilmiş. 2250 Newton denilmiş. O zaman gelin şöyle bir şey yapalım. Bu araçlardan bu virajı dönerken 1 ton kütleliler ya. Şöyle bir durum olduğunu düşünelim. Şöyle aşağıya doğru MG kadar kuvvet var. Yukarıya doğru normal kuvvet olacak. Ve de şöyle bir sürtünme kuvvet olacak. Başka bir şey yok. Durum yok çünkü. F sürtünme değeri bu araç için hareket için merkezi kuvveti oluşturacak. Gelin biz maksimum değeri bulalım. Maksimum hangi hızla dönebiliyor bu cisim? Onu hesaplamış oluruz. F sürtünmenin maksimum değeri eşittir. F merkezcilin maksimum değeri olmalı. Yani F sürtünmenin maksimum değeri K çarpı 0,4 çarpı MG eşit olmalı. M çarpı V'nin karesi bölü R'ye. Yani 0,4 M'leri sadeleştirmiş olayım. Çarpı 10 eşittir. V'nin karesi bölü R'yi de 100 metre olarak vermişler. Dolayısıyla V'nin maksimum değeri eşittir. Şu 400 geldi. Karekökü 20 metre bölü saniye oldu. Yani araçlardan 20 metre bölü saniye hızla dönen varsa bu araç için sürtünme kuvveti maksimum değere ulaşacak ve sürtünme kuvvetinin maksimum değeri, hemen şuraya da yazayım, F sürtünmenin maksimum değeri K 0,4 çarpı MG 1000 sevgili arkadaşlar. 1000 kilo kütle var, bir de çekim ivmesi dersem demek ki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 4000 Newton olmalı. Ben 40 bin yazdım. 4000 Newton olmalı. Tamam. Güzel. Yani maksimum hızla dönen, maksimum hızla 20 metre bölü saniye hızla dönen araç. Ha, bak hızları kilometre bölü saat olarak vermişti. Biraz önce hesapladığımıza göre 20 metre bölü saniye hız eşittir. 3,6 ile çarparsam 72 kilometre bölü saatlik hıza denk gelir. Dolayısıyla burada 72 ile dönen araç kimse onun sürtünme kuvveti 4000 Newton olacak. Geri kalanlarınki 4000 Newton olmayacak. Şimdi 72 ile dönmüş. Bakın L aracının sürtünme kuvveti tam olarak daha doğrusu L aracının hızı maksimum hız. Bu 20 metre bölü saniye. 54 metre bölü saniye 3,6'ya böleceğim bu sefer. 15 metre bölü saniye. 90 kilometre bölü saatte sevgili arkadaşlar 25 metre bölü saniyeye denk geliyor. Bu durumda L aracı sürtünme kuvvetinin maksimum olduğu durumda dönebiliyor. K aracı dönemiyor.
K aracına etken statik sürtünme kuvveti değil, çünkü araç dönemiyor ama araç bir yolunu da izleyemez. Biraz da böyle yamularak gider diye söyleyebiliriz. Birinci yargı hatalı oldu. Peki ikinci, K aracına etken statik sürtünme kuvveti 4000 Newton olur ve araç 3 yolunu izler. Hayır. K aracı o virajı dönebileceğimiz maksimum hız 20 metre bölü saniye olmasına rağmen 25 metre bölü saniye hızla giriyor bu viraja. Dolayısıyla K aracı bu virajı dönemez. Onun için yanlış oldu bu. L aracına etkeden statik sürtünme kuvveti 4000 Newton'dur ve araç bir yolunu izler. Hayır, araç bir yolunu izlemiyor sevgili arkadaşlar. Araç gerekli olan merkezcil kuvveti sağlayabildiği için maksimum hız değeriyle buradan dönebiliyor. Yani L aracı efendime söyleyeyim, buradan dönerken 4000 Newton'luk sürtünme kuvveti var ve 3 yolunu izler. Bir yolunu izlemez. Bu yanlış oldu. M aracını etkeden statik sürtünme kuvveti 4000 Newton. M aracı sevgili arkadaşlar, buradan dönebileceği maksimum hız olan 20 metre bölü saniye hızdan daha küçük bir hızla dönüyor. 15 metre bölü saniye. O zaman nasıl olur da sürtünme kuvveti 4000 Newton olarak maksimum değerine ulaşmış olur? Hayır, mümkün değil. O zaman M aracının, bakın, 5. yargıda sürtünme kuvvetinin direkt değeri soruluyor. F sürtünme M aracı eşittir gerekli olan merkezcil kuvvet F merkezcil. Çünkü M aracının hız değeri V M küçüktür V max çıktı. V max 20 bulduk ve M aracının hızı 15 metre bölü saniye. O zaman demek ki sürtünme kuvveti direkt merkezcil kuvveti sağlıyor. Sürtünme kuvveti o zaman M aracına uygulanan eşittir merkezcil kuvvet M 1000 kilogram çarpı V'nin karesi. V 15'ti. 15'in karesi bölü R. R'de 100 metre bölü saniyeydi. 100 metreydi. Şu 100 ile şurası gitti. 225 çarpı 10 2250 Newton olacaktır. Dolayısıyla M aracına uygulanan sürtünme kuvvetinin 2250 Newton olduğunu bildim. Ve de bu araç bu virajı dönebilir dediğimde doğruyu söylemiş oldum. Böylece çembersel hareketin yatay düzlemdeki ifadelerini oluşturduğumuz, yatay düzlemde çembersel hareketin nasıl işleme alınacağını öğrendiğimiz dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde düşey düzlemdeki çembersel hareket, düşey düzlemde ipin ucunda dönen cisimlerin hareketi ve ray sorularını inceleyeceğimiz bir ders videosu olacak. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.